Merhaba Saysal Zilan Telkel Yarışı, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Havuz ile birlikte ben Joker, 8. sezonun 59. yarışındayız. Yeni yarış parkurunda G grubu yarışçıları yarışıyor arkadaşlar ve Batman ile başladı yarış. G grubunda 0 puanla sonuncu sırada Batman 11 yarış yapmış ve hiç yarışı tamamlayamamış arkadaşlar. Evet, o zaman şöyle diyebilir miyiz Abuzi? Şu an tehlikeli yarışın en beceriksiz yarışçısı yarışıyor. Yarası adama sen beceriksiz mi dedin? Evet, hiç puan alamamış. Tamam. Evet, en beceriksiz yarışçısı yarışıyor. Yarası adam Batman. Joker dedi ki şu an dedi. Tehlikeli yarışı dedi, en beceriksiz yarışçısı yarışıyor dedi. Ama doğru değil mi Batman? Evet evet, şu an en beceriksiz yarışçı konumundayım çünkü hiç puan alamadım. Benden başka puanı sıfır olan var mı? Yok kardeşim. O zaman Joker doğru söylemiş, bak yine arabayı çarptım sağa sola. Kapılarım koptu. Aferin Joker, çok doğru söylemişsin. En beceriksiz yarışçı demek la. Doğru söylemişsin, yani Batman öyle diyor. Öyle zaten kardeşim. Evet. Yorum okuyorum. Marul, ben abi 5 senedir izliyorum, sizi çok seviyorum. Lütfen bir sonraki yarışta birisi Rimac Nevera veya Pagani Huayra Kodalunka ile yarışsın lütfen. Hiç seçilmedim demiş. Rimac Nevera ile yarışıyor Batman. Kim için yarışıyor? Marul için ve Rimac isteyen diğer yarışçılar için yarışıyor. Batman tehlikeli adamların olduğu bölgeye geldi. Arabanın tekerini tükerini patlatmazlarsa burayı geçebilir Batman. Geçebilir mi? Geçebilir. Evet, ne kadar beceriksiz olsa da maha geçti işte. Şu rampadan da güzel bir uçuş Batman'i bitiş çizgisine ulaştırır. İşte oradan da geçti. Galiba Batman bugün yarışı bitirecek. Evet. 8. sezonun 12. yarışında Batman ilk kez yarışı tamamlayacak arkadaşlar. İşte tamamladı. 1 dakika 57 saniyede bitirdi Batman. O kadar da beceriksiz değilmiş. Tebrikler Batman, çok güzel yarıştın. Teşekkür ederim. Bu yarış benim için bir dönüm noktası olacak. Göreceğiz bakalım. İlk yarışı yarasa adam yarışı tamamladı arkadaşlar. Şimdi ikinci yarışçıya geçtik. Optimus Prime yarışıyor. G grubunda 2. sırada. 14 puanı var Optimus Prime'ın. Abuzu bak ne diyeceğim. Şimdi Batman bitirdi ama yani bugün de puan alamayabilir. Neden kardeşim? Çünkü bu yarış parkuru o kadar da zor değil. Geçenki yarışta herkes yarışı tamamladı ya. Herkes tamamlamadı. Sen tamamlayamadın mesela. Evet. Bir ben tamamlayamadım zaten. Herkes tamamladı. O zaman sen de beceriksizmişsin. Tamam kardeşim, onu söylemiyorum. Yani yarış parkuru kolay. Bugün de herkes tamamlarsa Batman yeteri kadar hızlı tamamlayamazsa yine puan alamayacak. Evet, olabilir. Bakacağız. Arabası ne? Ferrari California ile yarışıyor. Optimus Prime. Yorumunu okuyayım. İşini bitirdi pervane. Kıyısından bir vurdu arabanın. Denize düştü. Evet. Daha Optimus Prime'le konuşamadan yarışı bitirdi. Yorumu da okuyamadık. Ben hemen okuyayım. Elçin Hacı. Abi ne olur sonraki yarışta Ferrari ile yarışsın. Kim yarışsın yazmamış. Optimus Prime yarıştı ve yarış dışı kaldı. Sıradaki yarışçı. D grubunun birincisi. 17 puanla lider. Ve kocaman. Kendi kocaman. Kalbi de kocaman. Kocaman bir yüreği var. Kafası küçücük. Beyni de küçük. Ama kalbi büyük. Bağırsakları. Neyse boş ver bağırsağını. Evet, hak yarışıyor arkadaşlar. D grubunun lideri. Hemen yorumu okuyorum. Songül Ramazan. Abi bir sonraki yarışta herhangi bir süper kahraman BMW ile yarışsın ve siyah renkli olsun. Bir kişi daha var. Deniz Kaan Kutlay. Abi 4 videodur yazıyorum. Çocukluğum sizinle geçti. Lütfen sonraki videoda birisi BMW alsın. Rengi de yeşil olsun. Sizi çok seviyorum demiş. O zaman ikisinin karışımı. Yeşil ve siyah renkli BMW M3 ile yarışıyor hak. Yarış bakalım hak. Vay be, frene basmasaydı pervane geçiriyordu ha. Arabayı ikiye bölerdi. Hank, seni takdir ettim bak. Çalıştın, çalıştın, çalıştın. Sonra birinci oldun. Ama çalışmayı bırakma sakın. Atalarımız ne demiş? Can gan kogan gan gan. Yani demiş ki Japonlar. Çalışan demir ışıldar, pas tutmaz, bir de şey olmaz. Bozulmaz, ondan sonracıma yamulmaz demiş. Kardeşim, senin ataların Japon mu? Atalarımız demedim, Japonlar ne demiş dedim. Yani bu bir Japon atasözü. Atalarımız ne demiş dedi, sonra demiş ki Japonlar dedi. Tamam, Japonların atası demiş.
Bak, duydun değil mi bana? Bak, öğütlerimi dikkat al. Atasözleri önemlidir çünkü. Teşekkür ederim abuzi. Hayır, orada bir şey vardı. Üstünden geçince araba havalandı ve tanka çarptı. Evet, gördük. Kardeşim, silahlı adamlara dokunmak yasak. Yok, camı kırmaya çalışıyor. Ha, camı kırıp kaçtı Hulk. Bugün puan alamıyor D grubunun lideri. Geçmiş olsun Hulk. Geçmiş olsun koca adam. Koca yürekli, koca kafalı... Ay küçük kafa, kafası küçüktü. Öbür yarışçıya geçelim biz. Sıradaki yarışçı Venom Karakelle. D grubunda 5 puanla 4. sırada arkadaşlar. Hiç birinci olamamış bu sezon. 11 kere yarışmış, 1 kere. 3. olmuş, 2 kere de 2. olmuş ve 5 puan toplamış. Belki de bugün 1. olur. Evet, olabilir. Bugün ilkleri mi yaşayacağız acaba? Bak, Batman hiç yarış bile kazanamamıştı. Bugün bir yarışı bitirdi. Ondan sonra cima, Venom da hiç 1. olamamış. Acaba bugün 1. olur mu? Güzel yarışırsa olur kardeşim. Batman'den daha hızlı yarışırsa olur. Evet, olabilir. Venom, dur ya, önce yorumu okuyalım. Aysun Özdemir. Abi biz Lamborghini ile yarsın. Biz mi? Ha, birisi Lamborghini ile yarsın. Rengi ve modeli önümde. Venom, Lamborghini. Asterion ile yarışıyor arkadaşlar. Siyah renkli, aynı Venom gibi. Venom, şimdiye kadar hiç 1. bitirmemişsin yarışı. Neden öyle oldu Venom kardeş? Şimdiye kadar bitirmedim. O yüzden şimdi bitireceğim. Evet, bir kere de 1. olayım yahu. Arabam Lamborghini. Ama ne arabası bu? Hangi ülkenin? Lamborghini İtalyan malı, İtalyan arabası. Evet, Lamborghini'ye İtalyanlar bile Lamborghini demiyor. Oo, uf, nasıl döndüm ama. Lamborghini'ye ne diyorlar? Bugatti mi diyorlar? Hayır, Lamborghini diyorlar. Lamborghini. Zaten Lamborghini yazıyor. Evet, o G'yi G diye okumuyorlar, G diye okuyorlar. Biz niye G diye okuyoruz? Lamborghini dememiz lazım İtalyanlar gibi. Sonuçta İtalyan arabası bu. Evet, doğru. Kardeşim, İngilizler G'yi C diye okuyor ya. O yüzden Lamborghini'ye de Lamborghini diyorlar. Biz de İngilizce'de okunduğu gibi okuyoruz nedense. Evet, aslında Lamborghini dememiz lazım. Tamam kardeşim, bundan sonra Lamborghini diyelim o zaman. Evet, diyelim. Ben de şuradan bir yarışı tamamlayayım. Hoppa! Hop! Uf, nasıl uçtum ama. Bitirelim hemen, bitirelim. Hop! Bitirdim işte! Birinci mi bitirdim acaba? 1 dakika 52 saniyede bitirdin. Şimdilik birincisin. Bir yarışçı daha var. Kim o yarışçı? Örümcek bebek. Eyvah. Örümcek bebek. Ciddi bir yarışçı. Evet. Örümcek bebek geliyor şimdi. Örümcek bebeğin 12 puanı var arkadaşlar. 3. sırada D grubunda. Hulk'la Optimus Prime yarışı tamamlayamadığına göre örümcek bebeğin 1. olması ona çok büyük avantaj sağlayacak. Çünkü 15 puana ulaşacak. Ve Hulk'ın ardından 2. sıraya çıkacak arkadaşlar. Evet. Havada taklalar atmak için bir kere daha roketledi örümcek bebek. Yorumu okuyalım. Nicat Emattin... Ematli. Nicat Ematli. Yanlış okuduysam özür dilerim. Abi bir sonraki yarışta birisi Hyundai Sonata'yla yarışsın. 2020'den beri takip ediyorum lütfen Azerbaycan'a. Selamlar, selamlar kardeşim. Ama Hyundai Sonata böyle yarışlarda yarışmak için çok da hızlı bir araba değil. O yüzden Hyundai N2025 ile yarışıyor örümcek bebek. Örümcek bebeğin arabası çok hızlı. Kaza falan yapmazsa, yarışı bitirirse bence en hızlı bitiren o olur. Evet, olabilir. Olabilir. Batman bugün de 1. olamıyor yalnız. Hulk Batman'den daha... Ay Hulk demişim. Venom Batman'den daha hızlı bir sürede bitirdi arkadaşlar. Ama bakalım Venom mu 1. olacak yoksa örümcek bebek mi 1. olacak? Uçuyor. Evet. Oo, düşüyor, aşağıya düşüyor. Ve roketliyor. Orada da tanklar var. Vay be, en sondaki tanka çarptı. Ona da çarpmasa geçecekti orayı. Geçmiş olsun örümcek bebek. Oraya da tank koymuşlar. Oraya da eskiden tank olmazdı. Niye oraya tanklar koydunuz? Evet. Öyle icap etti. Bugünkü yarışın kazananı Venom oldu arkadaşlar. 8. sezonda ilk kez 1. oldu ve puanı 8'e çıkardı. Hala 4. sırada ama. Diğer kazananı da Batman oluyor. O da ilk defa yarışı bitirdi, 2. oldu. O da puanı 2'ye çıkardı. Tabii sonunculuktan kurtulmasına yetmiyor bu puan. Bir dahaki yarışta E grubu yarışçılar yarışacak. Bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.